Yorucu geçen bir iş gününün ardından Belarus'ta yaşayan Ivan Razumov aracıyla eve dönüyordu. Yolculuk sırasında aniden otoyol kenarında küçük bir kız olduğunu fark etti. Kızın yanında bir köpek de vardı ve birlikte koşuyorlardı. Ivan ne olup bittiğini anlamak için aracını durdurdu. Çünkü bu yolda bırakın bir çocuğu, bir yetişkinin bile yürümesi pek rastlanır bir durum değildi. Üstelik küçük kızın etrafında bir yetişkin olmadığı da görülüyordu. Ivan kızın yanına geldiğinde kirli kıyafetler ve eski bir ayakkabı giydiğini, saçlarının dağınık ve genel olarak bakımsız bir çocuk olduğunu fark etti. Yüzünde korkmuş bir ifade vardı. Yaklaşık 4 yaşlarında gibi görünüyordu. Ivan küçük kıza ismini sorduğunda biraz zor da olsa adının Zenya olduğunu öğrendi. Anne ve babasının içki içtikten sonra uyuduklarını söyleyen küçük kız onları uyandıramadığını anlattı. Çok acıkmıştı ve evde yiyecek hiçbir şey yoktu. Bunun için yola çıktığını, suyla dondurma almak istediğini söyledi. Yaklaşık 15 kilometredir yürüdüğü anlaşılan küçük kız bacaklarının ağrıdığını ve çok susadığını söylediğinde Ivan ona aracında bulunan suyu verdi. Ardından onu otomobiline alarak evine götürdü. Eve vardıklarında Ivan ne yapacağını bilemedi. Küçük kızlarının gittiğinden bile haberi olmayan anne ile baba hala sızmış şekilde yatıyordu. Kadın koltuğun üstünde adeta baygın haldeydi. Kocası ise masanın üzerine doğru uzanıp kalmıştı. Polisi ve sosyal hizmetleri arayan Ivan gördüklerine inanamadı. Küçük kızı da en yakındaki hastaneye götürdü. Neyse ki Zenya hastanede kısa bir süre bakım gördükten sonra son derece sağlıklı ve mutlu bir çocuk haline geldi. Olayın ardından Zenya'nın velayeti anne ve babasından alındı. Üstelik mahkeme sırasında küçük kızın 4 yıldır baba bildiği adamın çocuğun gerçek babası olmadığı, kocasını aldatan annenin babanın kim olduğunu bilmediği de ortaya çıktı. Bütün bunlar yaşanırken devlet bakım evine yerleştirilen Zenya'nın sürekli bir ziyaretçisi vardı. Onu yol kenarında kurtaran kahramanı küçük kızı sık sık ziyaret ediyor, birlikte eğlenceli vakit geçiriyorlardı. Ivan Zenya'yı evlat edinmek için de başvuruda bulundu ancak sonuç alamadı. Yine de küçük kızın hem kurtarıcısı hem de en yakın arkadaşı oldu.